Herkese merhaba. Merhaba. Burcu geldi. Sonunda beklenen evet. Konuk. Alkış kıyamet kopsun. Burcucuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Var ya fanların benim başımın etini yedi. Ay, çok teşekkür ederim. Burcu. Yoksa almayacaktı beni konuk. Ha, hiç düşünmüyordum da işte baktım çok şey var, izleyicisi İstek var. Gel bari geldi. Dedim. Teşekkür ederim. Dermişim. Çok merak ediyordum ya. Bütün yarışmacılar çıktı. Ben evden izle. Burcu sen evden izlersin. Canım kapım sana ardına kadar açık gidiyorum, her zaman. Nasıl gidiyor Burcucuğum? Nasıl, dinlendin mi artık? Kendinde misin? Çok yoğun. Evet. Evet, kendimdeyim. Hakikaten yüzüme bir renk geldi. Allık dışında ekstradan arka planda da bir renk var. Çok yorucu oldu. Yani 4 ay de bir fiil yani. Evet, yani. Ben 2 hafta zor dayandım. Arkadaş 4 ay dayandı yani, şaka gibi. Evet, hakikaten yorucuydu ama çok keyifliydi. Yani hem sizlerle tanışmış oldum. Evet, evet. Bu bana çok büyük kazanç. Hem de şimdi o yorgunluğu atlatınca böyle insan bir özlüyor. Şu an bir dengesizlik var hayatımda. Çünkü artık rutin. Siz onu 2 gün izliyorsunuz ama 5 gün çekime gidiyorlardı. Evet, evet, tabii canım. Her sabah kalk, giyin, hazırlan, kanala git. Gece artık 12'de mi biter, 2'de mi biter çekimler, eve dön. Yani günlük rutin 4 ay boyunca böyle olunca bittiğinde birden bir hani sabah kalkıp bir dakika ya ben gidecektim, hazırlanmam lazım falan. Ya evet, bir ya bayağı bir boşluğa düştüm. Sonra dedim ne yapayım ya? Bir, yani sürekli bir şeyler üretme ihtiyacı hissediyorum. Evde hakikaten utanmasam bir tane böyle zaman ayarı açıp böyle bir saatte yap. Hani insan evinin... Bakayım yapabiliyor muyum bana? Evet, evinin dükkanı mutfağına dönünce yine böyle bir yavaşlamaya başladım. Çok ağır geliyorum şu an. Evet. Burcu bir dakika, sen bu değildin. Sen... Relax. Evet, bir şekilde toparlayacağız. Burada da hiç zamanlayıcımız yok. Rahat rahat size bugün ne yapacağız? Evet, size bugün açık içli köfte yapacağız. Açık içli köfte derken, içli köfte lezzetinde ama yapması birazcık daha kolay, evet. Çok daha pratik, modifiye etmesi daha rahat. Bence yani saklaması da daha rahat. Evet. Herkes açamıyor sonuçta elinde, yani bu zor bir, çok pratik gerektiren bir şey. Ama evet, yemeği hepimiz seviyoruz, içli köfte lezzetini. Tartışılmaz. Şey çok önemli değil mi mesela, bir içli köfte yiyorsun, o hamur çok kalın. Evet. O insanı rahatsız eden bir şey. Hoşlanmıyor. İnce istiyoruz. İnce istiyorsun. İnce yaptığında da onları yani bir içli köfte yapana bir kadar... Çatlasa gitti evet, zaten. Bütün emek boşa gitti. Biz hem yapalım hem sohbete devam evet, edelim istersen. Tamam. Şimdi neyle başlıyoruz? Şimdi önce şey yapalım. Bulgurumuzu bir ıslatalım. Tamam. O bir kabarsın, şişsin. O sırada... Öbür malzemeleri evet, hazırlarız. Tamam. Tamam, ben sıcak su getireyim sana. Şöyle bir bardak ince bulgurumuz var. Tuzunu atalım mı şimdi? Tuzunu şimdiden atalım ya. Bir kaşık. Daha uzatalım. Güzel çekiyor içine evet, sanki evet, öyle değil mi? Biraz onu. Tamam, bu kafi olur. Ondan sonra tadına bakar ekleriz. Birebir mi koyalım suyunu? Birebir koyalım. Tamam. Ben senin için ölçeyim. Normalde konuk rahatlı gelince ben çalışmıyorum da Burcucuğum. Bugün senin için biraz yardım edeyim yani. Bir şey söyleyeceğim lütfen. Çünkü şu an prensesler gibi ağırlandığımı hissediyorum. Ah canım benim. Evet. Şimdi bunun üzerine neyle kapatalım? Ben bir kapak getireyim ona. Şunu üzerine kapatalım. Tamam. Bir 10 dakika alalım mı? Falan. Evet. Biz bunu evet, kabarması bu bulgurlar şişene kadar. Ondan sonra geri kalan malzemeleri ekleriz. Burcu ne yittin de geldin ya. Valla. Ben de inan senin yani senin o kitlen gibi ben de heyecanla bekliyordum. Burcu ne zaman gelecek? Yarışmada en sevdiğim arkadaşlarımdan biri de Burcu'ydu. Gerçekten benim de öyle. Çıktıktan sonra da hatta bir tek Burcu'yla öyle hani özel birebir oturduk, konuştuk, bir kahve içtik, bir kritik yaptık. Hani gıybet demiyorum, kritik yaptık böyle. Ama siz anladınız. Yani olduğu gibi. Yani ben böyle insanları seviyorum. Hani oynamayan, bir kalıba girmeye çalışmayan, bir rol yapmaya çalışmayan, olduğu gibi hani o doğal halini koruyan insanları çok seviyorum. Çünkü biliyorsun artık herkes ortamına göre oynuyor Burcu. Yani tabii oynamayı başaranlara da bir lafım yok benim açıkçası. O da bir başarı kesinlikle, evet, yani, bir yetenek. Tabii evet, o da ayrı bir yetenek ama evet biz yapamıyoruz. Şimdi soğanları aslında şöyle, evet, ya bu kadar soğan bize yeter ya. Tamam. Şimdi bu sadece soteleme işlemi yapacağımız için aslında çok bol yağlı bir şey yapmaya gerek yok. Kıyma da orta yağlı zaten. Onun kendi kıyma, yağı da olacak. Evet, evet. Şöyle. Ne kadar tatlı peki bu? Senin için özel aldım dermişim. Ben de inanır mısın ama böyle. Böyle küçük mutluluklar arkadaşlar. Sen gerçekten öylesin ama. Hani mutlu hmm, olmak için falan çok büyük şeyler bekleyen bir insan değilsin. Ama bunlar hakikaten keyif veriyor ya. Evet. Bana yani yediğim bir yemek olsun. O sabahın ilk kahvesi. Demin çekimden önce seninle yaptığımız sohbet ve içtiğimiz evet, kahve. Bunlar kıymetli. Benim için de öyle canım benim. Burada yaklaşık
300 gram. 300 gram kremamız var. İsterseniz biber salçası koyabilirsiniz. Biz koymayacağız. Çünkü şeyde hamurun harcında var. Domates salçası koyacağız. O yüzden ya bu dediğim gibi şimdi şeyler gelebilir, yorumlar. Ben de kendim yeni YouTube'a girdiğim için görüyorum. Evet, duymayan varsa buradan duyuralım. Burcu artık YouTube'da. O da aramıza katıldı. Şuraya hemen kanal adını yazıyorum. Açıklama kutusunda da kanalın linkini bulacaksınız. Mutlaka gidin Burcu'yu da takip edin. Teşekkür ederim. Orada da hem MasterChef'te yaptığı tarifler olsun, hem normal kendi evet. yemekten hoşlandığı tarifler olsun. Hepsini paylaşacak. Toz biber koyuyorum. Kimyon koyuyorum. Çünkü kimyon. Biraz karabiber. Tuzuna da bir bakarız istersen. Tamam. Akar. Nasıl yani? Ben konuğumu yormam. Bu. Öyle bileklerinizi incitmem sizi. Ne kadar basılı tutarsam o kadar gelecek mi? Aynen. Sana? Bak bırakma lan. Aynen. Hop. Vay anasını be. Ben gibi gözüküyorum. Hakikaten bu neymiş ya? maydanozları doğradık. Bunları da ekleyelim. Tamam. Sonra kenara alalım. Kıymanın işi tamam. Kıymanın işi tamam. Evet, sıra geldi şimdi bulgurlara diğer malzemeleri ekleyip güzel bir içli köfte hamuru aslında evet. yapacağız. Şimdi baştan dediğim gibi bu bulgurlar gayet kabarmış görüyorsunuz. Buna biraz salça. Ben şimdi yumurta ekleyeceğim. Çünkü bunu biz bir yağlı kağıt arasında açıp yuvarlak yuvarlak şekil verip öyle kızartacağız. Yumurta olduğu zaman tabii ki daha iyi tutuyor. Evet. Ondan sonra bir aldığı kadar un koyacağım. Bir tuzuna bakacağım. Tuzu fena değil ama un gelecek. Birazcık daha atarız. Bu arada sırası gelmişken sorayım Buyurun. Burcu. Ne geliyor? Favori şefin hangisiydi? Hmm. Sen şimdi bu kadar uzun zaman geçirdin onlarla. Söyle bakalım. Ya üçü de birbirinden şeker aslında. Tamam orayı geçelim. Gerçekten öyle ama. orayı geçelim. Ya, yayınlamıyor bunu. Üçünü de diyorum yayınlamıyor. Öyleler ama sanırım Mehmet Şef diyeceğim. O babacan tavrını mı gerçekten o yüzden. Yani kızarken de bir baba edasıyla kızıyor mesela. Ya öyle bir kızıyor ki hayal kırıklığına uğratmışsın gibi. Aha. Ya kendime gelemiyorum sonra. Hmm. Ben nasıl bunu Mehmet Şef'e yaptım? Ben nasıl o yemeği yapamadım da Mehmet Şef'e onu o tabağa sundum? Öyle bir yani. Favori ne o zaman? Daha duygusal bakıyorum o konuda. Ama hakikaten üçüyle de ilgili hiç diyebileceğim kötü bir şey yok. Ha olsaydı da burada der miydim? Demezdim. O ayrı. Ama cidden yok yani. Bunu bir şey yapsak. Yoğuralım. Tamam. Bir küçük dinlendirelim. Tamam. 10 dakika. Bir 10 dakika biz de bir kahve içeriz artık. Bir 10 dakika dinlendirelim. Çünkü açacağız. Evet. Yani yağlı kağıt arasında açacağız. Biraz iyice bulgurlar bütün sıvıyı çeksin. O yumurtayı yesinler. Okey, biz o zaman bir 10 dakika dinlendirip ondan sonra devam ediyoruz. 10 dakika sonra tekrar görüşmek üzere. Evet. Evet, şimdi burada harcımız bekliyor 10 dakikadır. İki yağlı kağıt arasında açacağım. Şöyle bir avuç bir avuç alıyorum. Kağıttan sıyırması kolay olsun. Bu yarışmada senin dokunulmazlık aldığın yemek miydi? Evet. Ha, değil mi? Evet, şey vermişlerdi. Bulgur. İşte patlıcan. Kıyma. Bir şeyler vardı. Ben de dedim içi köfte yapayım. Sonra Mehmet abiyle yan tezgahtaydık. Yani. Tezgahımın yanında da o çalışıyordu. İçli köfte yapayım dedim. İşte bulgur ısıttım. Benim hayalimde normal içli köfte yapmak var.
10 dakika yarıştık, 10-15 dakika hop tezgahları değişin dediler. Aa, o gün müydü bu? Bir gittim tezgahları değiştik. Bu sefer Mehmet abi köfte yoğurmuş. O kıymadan. Aa. Ben de onun bütün kıymalarını kavurmuştum. Ne yaptı acaba? Yine köfteye çevirdi onları, kavurmuş kıymadan bir şekilde. O kıyım köfte Allah'tan pişirmeden yakaladım. Onları bozdum. Ama bu sefer vakit kalmadı. 20 dakika, 25 dakika bir şey var. Ay evet. O elle şekil var. Kızart imkan yok. Evet. O zaman mecbur açık içi köfte. Bu incelik bize yeterli. Yani bayağı uygun. Biraz çıtırtı da olacak çünkü. Tabii tabii. Yani özellikle kenarları çıtır, ortası hafif yumuşak. Ay. Tam ağzımıza layık. Ben kendi yaptığım tariflerde de sonunda bir tadım yapıyorum. Yaparken de diyorum ki yani bunu özellikle yapıyorum. Şu an canınız çeksin. Gidin mutfağa. Hemen. Bunu yapın. Evet, anında yapın. Evet. Şimdi ilk hamuru. Eline dikkat. Şöyle dikkatlice atıyoruz. Şöyle üstü de kızarsın. Çok çevirmeye imkan olmayabilir. Zaten biraz derin yağ olursa iki tarafı kızarır. O yüzden böyle bastırıyorum. Islanmış bulgur zaten hani. Pişme, çiğ bir şey yok. Çiğ bir şey yok tabii canım. Yumurta da. Yumurta pişti bile şu an. Çoktan pişti. Bunu artık yavaş yavaş aldık. Şu üzerindeki yağ şöyle gider. Oh. Şimdi diğerini atıyorum. Bunu attığımda ben şimdi biraz daha açayım. Biz diğerlerini de kızartalım. Diğerlerini kızartalım. Nasıl? Kıymayı aldığımız zaman. Kıymaya son bir iki dokunuşumuz var. Onları yapacağız. Orada tekrar görüşürüz. Evet, şimdi geldik o küçük lezzet dokunuşuna. Kıymayı pişirdiğimiz tavayı geri aldık önümüze. Yıkamadık. Lezzeti içinde çünkü. Bu lezzeti kaybetmek istemiyoruz. Şimdi size böyle bir... Yani tereyağdan kaçmaya gerek yok. Üzgünüm. Tereyağı iyidir ya. Gerçekten çok vallahi çok fark yaratıyor yani. Kesinlikle. Şimdi cevizlerimiz var biliyorsunuz, içi köfte cevizli şahane oluyor. Harika. Bu cevizleri biraz tereyağında kavuracağız. Bu oldu. Buna şimdi pul biberini de ekleyelim. Sonra kıymayı alırız. Şu galiba. Oh, mis gibi koktu. Şu an ceviz de yağını bıraktı. Süper. Acı yemem, acı yerim, çok acı severim gibi var mı tercihlerin? Ben acı severim. Çok acı sevmem ama. Yani yemeğin tadını baskılayacak kadar acı sevmiyorum. Yani bir de çok bu herhalde alışma meselesi. Kimisi çok fazla acıya toleransı oluyor. Diğer tatları yine alabiliyor. Ben alamıyorum. Benim eşim öyle işte. Aşırı acı yer ama yemeğin lezzetini de sonuna kadar alır. Evet, işte benim bir kere o dilim yandı mı bitti. Ben sadece biber tadı alıyorum. Sıra geldi bu müthiş lezzetleri birleştirmeye. Taco gibi. Biraz taco gibi. Yaptığınız taco. Çok mantıklı. Taco. Evet, Ercan'la taco yaptık. O da var ya. Nasıl acı doldurdu onların içine. Doldurdu mu? Ama bana dedi ki Özlem korkma. Yiyeceksin. Yiyeceksin, korkma. Ben çok acı koyuyorsun Ercan falan yapıyorum. Yani kaç tane yediğimi hatırlamıyorum şu an bak. Kendimi kaybettim yerken yani. O acı, yani ben bakarken çok acı dediğim şey aslında yerken müthiş evet. Lezzetliydi. Ya işte o dengelemek için... Evet, evet. Bunları ben şöyle düşündüm. Birinin kıymasını biraz bol koyduk ama. O senin olsun. O kadar çalıştın. Bol kıymayı sen ye. Tabaklarımızı önümüze alalım artık. Alalım hadi. Tadım aşamasında, en sevdiğim aşamasında. Hadi alalım. Buluşalım efendim. Evet. Artık. Artık evet. En sevdiğim ana geldik. Yaşasın. Yemek hazır. Ve yiyoruz. Size servis edelim önce. Ah, lütfen efendim. Çok rica ediyorum. Bunu ama ellerimle yaptım. Ellerimle servis ettim. Herhalde yani. Hiç öyle kasmaya gerek yok. Normal içli köfte de olsa zaten elimizle tutup yiyoruz. Ay çok güzel görünüyor böyle tabakta Burcu. Tamam, şimdi müsaadenizle biz tadıma geçiyoruz. Hadi bakalım. Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Şu sarsak mı acaba? Valla şöyle ben ikiye katladım. Aynen, ben de katladım. Normalde direkt. Evde olsa bunu direkt daha farklı veririz. Şimdi bakalım. Kamera önünde hadi dökmeyelim bakalım. Burcu.
şey söyleyeyim mi size? Kapalıdan daha güzel olmuş. Hakikaten o kıymanın bolluğu çok fark ediyor değil mi? Kesinlikle. Ve muhteşem. Cevizler de geliyor. Bak, acısı da tam kıvamı. Cevizle yaptığı pul biberli son dokunuş var ya. Böyle damakta zaten bir lezzet patlaması. Cevizin evet. yağı çıktı, tereyağı girdi işin içine. Şu dışına çıtırlığına bayıldım yalnız bak. Çıtır çıtır. Şeyleri, evet bu kenarları. Çok güzel. Unutmam lazım önce. Kenarları çıtır. Ortası da hafif ya. Zaten baktığınızda sardığımızda evet, şey olmuyor. Evet, kıvırıyorsun kırılmıyor da. Hani böyle çat diye gitmiyor. Kurutmadan. Kurutmadan. Bir dakika ya tuttuk ya tutmadık yağın içinde zaten. Hemen kızarıyor. Evet, hemen kızardı. Al güzel. Evet. Canım ellerine sağlık. Çok teşekkür buralara ederim. Buralara kadar geldin, ayaklarına beni sağlık. Beni ağırladığın için çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Geldiğin için ben teşekkür çok ediyorum. Çok keyifliydi hakikaten. İnşallah en yakın zamanda senin kanalın için de bir video evet, çekelim. Evet, çekelim. Yine bir araya vallahi gelelim. Çekelim. Bu arada şuraya Burcu'nun Instagram adresini yazıyorum. Hala bilmeyenler, takip etmeyenler varsa lütfen takip alın. Yaptıkları açık içli köftenin de fotoğraflarını Burcu'ya gönderin. Instagram'dan göndersinler sana. Çok gider. Gerçekten sen çok de onları paylaşırsın belki. Fikir. Evet paylaşırım tabii ya. Çok mutlu olurum. Çok keyif alacağına evet, eminim evet, Burcu'nda. Evde deneyenleriniz olursa çok sevinirim. Deneyenler hakikaten. Mutlaka Burcu'ya Instagram'dan göndersin. Yine yazdığım YouTube adresinden de Burcu'yu takip alın. Tariflerinden geri kalmayın. Çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Evet bu kadar. Tamam. Artık biz yiyeceğiz. Hadi bakalım. Siz de yapıp siz de yiyin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.